Hoş geldin Yeşim. Hoş bulduk. Heyecanlı mısın bu gece için? Biraz heyecanlıyım. Kendimce hazırlandım. Hı. Tabii ki eleştiriler olacak. Kısa ve daha farklı bir kıyafet denedim. Şimdi kıyafeti anlatma, sürpriz olsun. Tamam. Onu merak ediyoruz. Ama hani bir eleme var ya, daha eleme nedir, nasıl bir şeydir? Tabii canım, zaten yok. Yarışmanın havasına daha yeni yeni giriyoruz. Bir de böyle hani hafif hazırlıksız yakalanmış gibi olan arkadaşlarımız var. Ben de onlardan biriyim aslında. Heyecanlı bir yarış. Zevkli, eğlenceli. Kendi aramızda çok da eğlendiğimiz zaman oluyor. Gerildiğimiz zamanlar da oluyor. Güzel bir renk yani. Hani bir üzgün surat sahibi olarak bir tedirginlik var mı? Tabii canım, yani her an elenebilirim, her an veda o edebilirim. O herkes için geçerli. Ama yani sonunda ölüm yok. Takdir sonuçta jürinin olacak. Herkesin başına gelecek olan o. Peki. Sonuçta bir kişi kalacak. Cuma şıklığı nereye gidiyorsun? Cuma şıklığı çok güzel bir restoranda ünlü bir astrolojisi dinlemeye gidiyorum. Tamam, gel bakalım o zaman. Hatice. İlk cuma şıklığımız, ilk yorum benden. Çantanı beğenmedim. Ayakkabı da çok ışıltı var. Elbise zaten yeterince ışıltılı. Keşke ayakkabı ve çanta seçimini daha sade yapsaydın, daha uyumlu olurdu bence. Küpe kullanmaman da bence artısı olmuş. Neil. Beni mi dinlemeye geliyorsun? Evet hayatım, seni dinlemeye geliyorum. Ben biliyorum o gittiğin restoranı. Ben de orada sahne alıyorum çünkü. Öyle mi, ne o güzel. O yüzden dedim. Nereden biliyorsun? Astrolist deyince anladın. Astrolist deyince. Oradan astrolist değilim ama astrolistlerle yani çalışıyorum. Şöyle söyleyeyim. Bugün herkes çok güzel ve çok şık. Çok kötü eleştiri yapmak istemiyorum. Ama orası için yani kombinle uygun yer değil bu elbise. Onun dışında ben saçını falan beğendim. Makyajın sade olmuş. Taşlı tuşlu, rengarenk. Hoş, hoş görünüyorsun Yeşim. Teşekkürler. Tuğçe. Yeşim, elbisen çok güzel. Ama ayakkabıların taşlı, klaç, gümüş, parlak. Yani onları dümdüz siyah olsaydı bence çok şık olurdun. Hiç takısız. Zaten elbisen takı hani, yok zaten. İşte elbisen mücevher gibi pırıl pırıl parlıyor. Hiç gerek yoktu bence. Hani biraz fazla abartmışsın gibi geldi. Pek beğenmedim. Yeşim aslında normalde çok kaliteli ve güzel giyinen bir kadın aslında. Yani ben şoklardayım ya. Sen çanta seçimlerin çok yanlış. Sen günlük hayatta çok güzel giyiniyorsun aslında. Yani duyduğum duyumlarla da bağlantılı. Ben çok şaşırıyorum seni böyle görünce. Galiba beğenmedim. Pahalı ve güzel giyinen bir kadın Yeşim gerçekten. Ortak arkadaşlarımız da var. Hı hı. Yani niye böylesin? Niye bunu yapıyorsun kendine? Sen çok güzel çantalar kullanırsın günlükte bile yani. Ha, gördük evet, yani mesela. Evet, görüyorum yani. Çanta geri geldi mi İvana'da? Evet. Çaldım geri çantamı. Çünkü dermişim. Podyumdan sonra oraya oturdum, bir karış suratını astın. Dedim yok, çanta gitti, gerçekten gitti zannettim. Asla. Yani ben malı mülke çok fazla değer veren bir insan değilim. Başka bir şeye canım sıkılmıştı. Ya ben tabii ki burada eleştirileceğimizi bilerek buradayız. Kıyafet eleştirilebilir, işte çanta eleştirilir. Tabii ki yani hani bir şekilde bir şeyleri ilerleteceğiz. Niye 11 hafta? Bir günde seçilirdi o zaman. 11 hafta tanınmış ki insanlar gün geçtikçe yeni yeni kreasyonlarla, yeni yeni kıyafetlerle kendilerini ispatlamaya çalışsınlar. Daha ilerlesinler. En sonunda en iyisi seçilsin diye. Sonuçta bu 16 kişi de seçilmiş insanlar. Hepimiz kendi alanlarında meslekleri olan, bir duruşu olan insanlarız. Yani öyle bazen insan demoralize olabiliyor bazı cümlelerle. Ha, puanlara takıldın. Tabii puan. Üzgün surat. Yok, puanı falan takılmadım. Yani o tabii ki jürinin görüşü. Ona saygım yorumlara var. Yorumlara mı? Biraz yorumlara insan takılıyor yani. İster istemez olabilecek bir şey. Bir de dün Sevil'le galiba aynı bir konu geçmişti. Moda editörü konusu. Hı. Ben styling, aslında. Evet. Styling, evet. Ben aslında birazcık onun kurbanıyım da aynı zamanda. Böyle güvenip arkama yaslanıp o çok güzel şeyler gelecek diye bekleyip sonra kendi dolabımı didikleyen bir insan oldum işte şu anda. Baş başa kaldın. Tabii baş başa kaldım. Biraz insan hani böyle ya gelecek nerede bu kıyafet? Aa, bunlar mı geldi deyip böyle direkt dolabı eşeleme moduna geçtiğim için yani bu tabii ki dediğim gibi 11 haftanın içinde
her hafta biri elenecek. Kimse burada kalıcı değil. Bir kişi kalıcı olacak. O da birinci olacak zaten. Evet. O yüzden insan bazen demoralize olabiliyor eleştirilere ama neticede buraya gelirken bunu bilerek geldik. Evet. Aynen öyle. Evet. Peki hazırsın o zaman. Evet. Geçebilirsin. Yeşim Erçetin, ayakkabı 800 lira, çanta 300 lira, elbise 2000 lira, kürk 250 lira. Kürk göremiyoruz Yeşimciğim. Nasıl? Kürk kullanmadın mı? Kürk şu anda kullanılıyor. Ha, anladım. İşi var, işi çıktı. Kim? Kullanmaktan vazgeçtin. Peki kime acaba verdin? Aslı'da. Ha, tamam, tamam. Ha, anladım, tamam. Hani ben paylaşım açısından sormuştum. Devam. Hoş geldin. Hoş bulduk. O kadar bugün fark edilir bir güzelliktesin ki. Önce tebrikler. Eyvah. Başımıza taş yağacak galiba. Hayatım. Zelzele deprem falan oldu. Ortada ne varsa ben onu değerlendiriyorum. Demek ki size bir şey beğendirmek zor, o açıdan latife yapıyorum. Ne yapayım öyle? Lütfen Yıldız'a gelir misin? Bak bu yayını izlediğinde şunu anlayacaksın. Sen sadeleştikçe güzelliği ortaya çıkan bir kadınsın. O Amerikalı coşkusunu bırak. Biraz daha böyle Parisyen bir kadın olmaya doğru git. Tabii ki eleştireceğim. Bence çanta konusunda senin ders alman lazım. Tamam, atayım dün hemen. Gördük, dünyanın parasını veriyorsun. Yine o kadar para verip o kadar paraya o kadar kötü bir çantayı bulduğun için tebrik etmek lazım seni. Hani kombininle. Çanta almaya benimle gitmek gerekiyor demek ki. En kötü aynen, çantayı seçip tek başına gösteriyorum. Sakın onu almamanız gerektiğini anlıyorsunuz değil mi? Kanka ne çantayı söylüyorsun? Sen dünkü ne çanta? İvan Hanım'dı pardon. Çanta yoktu yani, ne çanta ben anlamıyorum. Hatırlamıyorum yani. Vermedin mi? Ne çantası ya? Şimdi, siz bir çanta gördünüz mü dün? Yoktu bir şey. Buradaki iş zaten abiye için yeterli. Sahneye çıkmayacaksın. Bir de ayağı işli bir ayakkabı giymene gerek yok. Bu zaten hani Alaturka bir elbise ya. Daha modern, daha sade hale getirmek için öyle bir ayakkabını tek başına çok beğendim ama dümdüz bir ayakkabıyla kombinlersen hem elbisen daha güçlenecek, daha doğru bir kombin olacak. Uzatmaya gerek yok, beğendim. Bayılmadım ama... Gelişme var diyorsunuz. Büyük var yani. Bir günde akşamdan sabaha bu gelişme nasıl oldu merak ediyorum. Dün ben sana kaç vermişti? 5. 5. Evet. Demek bayağı vahimdin sen dün. Tabii. Hadi bir tık yükselelim bu çabandan. 8. Bayağı bir tık. Teşekkür ederim. Çok mersi. Yeşimcim, hoş geldin. Hoş bulduk. Elbisen güzel, çok yakıştı. Ama ben o topuzunu sevmedim. Nasıl? Topuzu. Çok büyük yani kalmış. Yani arkaya yapmak istedim ama ensede bilemedim yani. Bir çok kararsız yani kaldım bu konuda. Yani aynı balerin topuz yapabilirsin ama daha küçük. Burası hakikaten çok büyük bir top gibi duruyor. Onu biraz daha küçük, daha zarif haline, daha modern haline yapabilirsin. Ayakkabı daha sakin olmalı. Siyah, taşsız. Çanta... Bakayım o çanta, o kaç para? Ama İvan'ın parasına göre. Topluyorum, satıyorum sonra. Bu da öyle bir şey. Ver bakayım. İkinci el olduğunu düşündüğüm için fiyatı küçük, düşük. Işikse istemiyoruz. O da aynı deri, bu da aynı ay deri. Ay canım sen. 300 TL. Yere gidebilirsin tamam, tekrar. Tamam kalsın. Valla. Ama çok güzel, çok güzel bir çanta arkadaşlar. Hakikaten çok güzel. Çok güzel ama. Ve aba kot pantolon, beyaz gömlek. Oh. Cool. Ya. Tam bana göre bir kombin yapacağım kot ona. Kot pantolon, beyaz gömlek. O çanta. Ne çanta? Vay. Nerede çanta? Olsun benzerini alırım canım yani. En azından kombini öğreniyorum. Ne çantayı anlamıyorum, ne konuşuyorsun? Hangi çanta? Nerede? Ceza kestek mi? Kış oldu uçtu. Hiç anlamadım seni. Çanta zaten yok. Neden çantan yok? Elinde çanta yok. Çünkü bir anda havalandı gitti. Anlamadım nasıl oldu. İvana çantaları topluyor. Ben de topuzunu alayım. Bazen zorluk çekiyorum. Topuz bulamıyorum. Onu kullanırım. Yeşim İvana da aynı sen. Mala mülke hiç değer vermez. Hiç.
Çok zarif ve güzel görünüyorsun. Hakikaten biraz karışık ve saçlar biraz şey var. 7 veriyorum sana. Teşekkür ederim, çok varsın. Çantanın. Güle güle. Bir eksiklik görüyorum. Öyle yaptım, şöyle yaptım. Çok başka yerden bakıyorum. Top uzun. Bu elbise uzun olsaydı güzel olacaktı. Çünkü bacakların kapanacak bir bütün olarak devam edip top uzun yeri doğruydu. Ama bu elbise kısayken bu top uzun yani, orada patlamış. O top uzun ense de değil de daha arkaya alsa. Ensemde taşlar var. O yüzden yok, ense değil. Edemedim. Yani dağılabilir diye. Tam şöyle arkasına olsaydı kısa elbise de daha güzeldi. Çünkü elbisenin devamı olmadığı için yukarısı fazla baktığın zaman. Eğer kısa kullanacaksan bu ayakkabıyla kullanmazdım. Düz siyah bir ayakkabı, eskarpen bir süet ayakkabı, şık bir şey, burnu kapalı. Çünkü ben buna çok açık bir siyah ince çorap giydirirdim ki gene bir bütünleşsin ki buradaki dekolten daha çok ortaya çıksın. Burası açık, burası açık, bacak açık, burada da böyle bir şey. Benim gözüme bir karambol olarak geliyor. Zaten çantayı hiç konuşmuyoruz. Böyle bir şeyler çanta denersen, yok. Çanta yok, çanta uçtu gitti. O ayakkabıyla siyah, yani elbise uzun olsaydı, siyah çorap kullanmış olsaydın, siyah ayakkabı olsaydı o çanta orada olabilirdi. Ama bu karambolun içinde çantada kaynadı gitti. Topuzda dediğim gibi ye böyle ye böyle. Onun için çok mutlu değilim. Elinde çok güzel malzemeler var ama hepsi bir arada olmadı. Onlardan birkaç kıyafet sen de çıkarabilirsin. Ayakkabıyı ayrı, çantayı Evan'ın dediği gibi bir cin beyaz gömlekli elinde o. Bu ayakkabılar hatta gece çık istediğin yerde yemek ye. Artık cinden de gece çıkılıyor çünkü. O şekilde de kullanabilirsin. Onun için şöyle yapıyorum ki heyecanlan diye. Yeşim'cim, bütün söylemek istediklerim zaten hepsi birbirlerini de tekrarladılar. Aynı şeyleri söylediler. Benim de bir kere daha aynı şeyleri söylememe gerek yok. Bir tek şey sormak istiyorum. Elbisenin formunda bir problem mi var yoksa öyle mi? Şurası şöyle aşağı doğru geliyor. Ben şuranın aynı hizada olmasını olabilecekmiş gibi düşünüyordum. Elbisenin normal formu böyle. Evet. Ya şuradan demek böyle aşağı gelen bir form. Önünü biraz diktik. Ha. Peki. Başta. Tamam. Tamam, elbisenin modeli öyleymiş diyelim o zaman. Arkadaşlarımın söylediklerine ben de katılıyorum. Ama zarifsin. Teşekkür ederim. Güzel kızsın sen öyle baktıkça. Maşallah su gibisin. Teşekkür ederim, çok mersin. 7. Çok mersin.